Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan tarot kartlarımı hazırladım. Sevgili akrep burçları için bu ay içerisinde aşk, sağlık, kariyer, aklımdaki kişi, maddi durum, bebek gibi konularda açılımlarda bulunacağım. Bakalım sevgili akrep burçlarının bu ayki açılımlarında neler çıkacak? Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız belki de bu konularla ilgili bir mesaj alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Hani birini çok fazla düşündüğünüzde o kişiyi çarşıda, pazarda bir şekilde karşınızda görürsünüz ya da o kişi sizi arar. Belki de işte kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili bir cevap bulacakmışsınız gibi düşünüyorum. Bu video karşınıza çıktıysa. Bu tarzda yüzlerce ikili seçme ve tarot kartlarım var. Onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip açıp izleyebilirsiniz. Tamamen sizin şansınıza ve niyetinize seçtiğiniz bir falı dinleyip belki bir mesaj alabilirsiniz diye düşünüyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğener basarak beni destekleyebilirsiniz. Ben şimdi sırayla sevgili akrep burçlarının açılımlarını yapacağım. İlk önce aşk hayatıyla başlayacağım. Çünkü aşk hayatı en çok sorulan sorular arasında. Ve gerçekten hani herkesin olmazsa olmazları içerisinde. Sağlık tabii ki de en önemli şey ama galiba aşksız da yaşanmıyor. Aşk büyük bir heyecan katıyor hayata. Şimdi şöyle kartlarımızı seçiyorum. Bakalım aşk hayatıyla ilgili neler çıkacak. Hemen şöyle kartlarınızı açıyorum. Aşk hayatında biraz sorgulama dönemi sizi bekliyor diyebilirim. Şöyle ki sorgulama dönemi nasıl derseniz çok emek verdiğiniz bir ilişkinin içerisindeysiniz. Yani bir birlikteliği olan bir akrep burcuysanız eğer emek verdiğiniz ve gerçekten artık ne oluru bilemiyorum dediğiniz bir noktaya geldiyseniz biraz durup bekleyeceksiniz. Hani burada çalışan, emek veren biri var. Emek verdim, her şeyi yaptım ama artık biraz bekleyişe geçeceğim bu ay. Karşı taraftan artık olması gerekenleri, gelmesi gerekenleri, almak istediklerimi bekliyorum dediğiniz bir aya geçeceksiniz ve gerçekten sonra almaya başlayacaksınız yavaş yavaş. Bazen öyledir ya, çok çabalarız ama bazen artık akışına bırakırız bir şeyleri, sonra gelmeye başlar gerçekten. Böyle bir durum olabilir ilişkinizde. Biraz akışa bırakmanız gerekebilir olayları. Çok fazla didiklemeden, çok fazla düşünmeden yaşayabilirsiniz. Hayatınızda biri yoksa aşk hayatınızda, hani böyle illa hayatıma biri girsin falan dediğimiz noktada bazen tıkanır kalır her şey ama ya gerek yok. Hani olduğu zaman da doğru kişi karşıma çıkacaktır dediğiniz anda karşınıza biri çıkabilir. Biraz böyle akışta kalmanız enerjisel olarak gerekiyormuş gibi çıktı kartlarda. İnşallah doğru insan her zaman hayatımızda olur. Hepimiz için geçerli. Akrep burçları da çok duygusaldır ve gerçekten ilişkiye çok önem verir. İnşallah karşınıza hep doğru insanlar çıksın. Şimdi kartlarımı sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sevgili akrep burçlarının sağlık hayatıyla ilgili kartlarında neler çıkacak? Akrep burçları sizler inanılmaz derecede 6. hisleriniz kuvvetli. Yengeç burcuyum ben de biliyorum. Su grubu böyledir. Yengeç ve akrep gerçekten çok empatik, çok duyarlı, çok hisleri kuvvetli insanlarız. Şimdi sağlık hayatıyla ilgili bakalım neler çıkacak. Sağlık hayatıyla ilgili mücadele ettiğiniz bir ay olacak. Yani mücadele derken sağlık sorunumu yaşayacağım yok, hayır. Mesela zayıflamak, spor yapmak, sanki böyle harekete geçtiğiniz bir ay. Sağlığınız için yapmanız gerek, tedavi olmanız gereken bir konu var. Belki de üstünü kapatıyorsunuz ama bu ay örtmeyeceksiniz artık üstünüzü. Psikolojik olarak kendinizi mutsuz hissettiğiniz durumlar olabilir. Artık üstünü örtmeyeceksiniz. Sizi mutlu edecek şeylere yöneleceksiniz. Bu ay böyle kendiniz için çabaladığınız ve karşılığında da çok büyük huzur, sağlık, özellikle psikolojik açıdan diyebilirim. Kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir ay olacak. Psikolojik olarak burada mutlu bir çift var. Büyük ihtimalle psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ama bedenen de yapmanız gerekenleri yapıp karşılığını aldığınız bir ay olacak. İnşallah öyle olsun. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sevgili akrep burçlarının finansal ve maddi konularıyla ilgili kartlarında neler çıkacak? Şöyle hemen seçtim ve finansal ve maddi konularda bu ay şanslı bir ayda olacaksınız. Evet, kartların hepsi çok güzel çıktı. Eğer ki iş görüşmeleri yaparsanız ya da bir yatırım yaparsanız hızlı geri dönüşler alabilirsiniz. Finansal ve maddi konularda borçları ödemek ya da işte böyle bir ev almak istiyorsanız çok hızlı alabilirsiniz. Belki de birinden beklediğiniz para ya da bankadan çekeceğiniz paralarla ilgili böyle bir yerden, çünkü size kolay para da gelebilir. Miraslı konularınız varsa finansal ve maddi anlamda bunlar sonuçlanabilir, size para getirebilir. Böyle bir şansın sizden yana olduğu bir ay gibi. Güzel çıktı. Şansınızda bütün kartlar güzel çıkıyor bu ay. Çok güzel. İnşallah hani yapmak istediğiniz bir şeyler varsa, yatırımlar, belki de hayata geçirmeniz gereken bir ayda güzel şeyler çıktı. İnşallah da öyle olsun. Şimdi kartlarımızı hemen aile hayatı ile ilgili karıştırıyorum. Bakalım aile hayatı ile ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Şöyle hemen aile hayatı ile ilgili bakın. Aileden birinin çok güzel bir gelişmesi olacak. Yeni bir iş, yeni bir eğitime başlamak, bir sınavı kazanmak, birinin bebeği olması. Bir sorunu olan, ailenizde problemli olan biri varsa bedenen ya da psikolojik olarak yaşadığı olaylarla ilgili, o kişinin şifalandığını duyabilirsiniz. Kardeşlerinizden biri olabilir, anne babanız, eşiniz, çocuklarınızdan biri olabilir. Birinde şifalanma olacak. Ve çok güzel bir haber geliyor aileye, haneye. Bu bir bebek haberi, bir iş haberi, yeni bir gelin, damat, aileye katılacak biri olabilir ama aileye belki de çok güzel bir ev alabilirsiniz. Yani güzel, hani kişiye ve aileye göre değişir, çok güzel bir haber alacaksınız. Ve bir konuda ailenizde birinin sorunu var sanki, o sorunu bu ay çözmeye başlayacak, şifalanma olacak ve güzel kartlar çıktı yine. Şansınızda bu ay gerçekten öyle olsun. Gerçekten bu olumlamaları yapalım. Şansa hani gerçekten hiç olumsuz kart çıkmadı. Çıkmasın da inşallah. Şimdi karıştırıyorum tekrardan. Şimdi kartımı iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. İş ve kariyerle ilgili eğer ben çalışmıyorum diyorsanız o zaman da şey için tutabilirsiniz. Mesela aileden veya sevdiklerinizden birinin, çalışan birinin iş hayatıyla ilgili tutabilirsiniz. İş ve kariyerle ilgili güç sizleri bekliyor. Ama iş hayatında bakın iki tane de üzülebileceğiniz, sıkılabileceğiniz kartlar çıktı. Nazara getirdim galiba. Böyle iş hayatında bir kara kedi, yani sizi huzursuz eden biri var belki de. Bu insan yine bu ay biraz yapabilir. Hani yöneticilerinizden biri, arkadaşlarınızdan biri, sizi huzursuz eden biri var sanki. O biraz böyle canınızı sıkabilir ama genel anlamıyla güç kartı çıktı. Bu canınızı sıkan bir olay olursa bu olayın galibi siz olabilirsiniz. Canınızı sıkamayacak bir yere kadar ama siz daha güçlü, daha dişli çıkacaksınız. İş hayatında zaten hep olur böyle şeyler. İş hayatında bazen bu bir ayrılık, işten ayrılma durumu olabilir ama bu kartlarda öyle bir güçlü bir kart da var ki bazen sonlar yeni başlangıçlardır. Üzülüp ya keşke olmasaydı, üzüldüm, çıkmasaydım, seviyorum dediğiniz noktada bazen işinizden öyle bir yeni bir kapı açılır ki size şükredersiniz, iyi ki dersiniz. Böyle bir şey olabilir. Yani her kötülükte bir iyilik vardır ya, sizde böyle bir durum olacak. Çünkü çok güçlü bir kart çıktı. İş ve kariyer anlamında yaşanan olay size güç getirecek belki. İnşallah öyle olsun. Şimdi kartlarımı bebek isteyenlerle ilgili karıştırmak istiyorum. En sonunda aklınızdan bir kişiyi tutun, o kişiyle ilgili bakacağım. Bebekle ilgili eğer ben bebek istemiyorum diyorsanız etrafınızda bebek isteyen bir aile, bir çift varsa onların niyetine tutabilirsiniz. Hemen şöyle bir açtım. Burada mücadele eden, bebekle ilgili artık ümidini kesmiş de bir çift var sanki. Hani böyle savaş veriyor, belki tedavi oluyor, bebek istiyor. Ama bunlar çok aşık ve mutlu gözüküyorlar. Büyük ihtimalle bebekle ilgili açınca bu kartı, bir de bir kupayı kaldıran bir şövalyemiz var. Burada artık bir kutlama var sanki. Güzel bir haber gelebilir. Ümidini savaşıp tedavi olup belki uzun bir süredir bekleyen ve artık vazgeçmek üzere olan, hani böyle ümidi kalmayan bir çiftin bebek haberini alabilirsiniz. İnşallah öyle olsun. Güzel bir haber gibi çıktı. Ve çok mutlu bir çift var. Sevinçten çok mutlu olurlar inşallah. Allah herkese hayırlı evlat versin. Doğru zamanda versin. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben bu kişiyle ilgili iki şekilde yorum yapacağım. Hem böyle eşinizmiş, partnerinizmiş gibi, hem de arkadaşınız, çocuklarınızdan biriymiş gibi. Partner olmadığı şekliyle yorum yapacağım. Şöyle hemen kartlarımızı seçiyorum. Şimdi Şöyle aklınızdaki kişiyle ilgili şöyle bir durum var. Bu kişiyle ilgili ya bir şey düşünüyorsunuz, onun geri gelmesini bekliyorsunuz, ondan bir ilgi, ondan bir alaka, onunla ilgili bir haber, bir şey bekliyorsunuz. Çünkü ya o kişinin hayatında ya da sizin karşılıklı ikinizin arasında bir problem var. Bu problemin çözülmesi için bu problemle ilgili ya da bununla ilgili bir haber bekliyorsunuz. Bu ay o beklediğiniz haber gelecek. O sorun neyse çözülecek. Yeni bir filizlenme, yeni bir yol, yeni bir başlangıç gözüküyor bu ilişkide. Ve geleceğe dönük güzel adımlar atılacak. İkili ilişkilerinizde bu kişiyle eğer ki hayatınızda değilse o kişiden haber bekliyorsanız evet o haber gelecek ve siz bir birlikteliğe başlayacaksınız ve geleceğe dönük uzun vadeli bir ilişki olacak. Zaten ilişkiniz varsa ve bu konuda partnerinizle ya da ikinizin arasındaki konuyla ilgili bir haber bekliyorsanız bu haber gelecek, aranızdaki sorun veya onunla ilgili olan sorun şifalanacak ve yeni bir dönem başlayacak ve geleceğe yönelik güzel bir ilişki olarak devam edecek gibi çıktı. Eğer ki bu kişi bir arkadaşınız ya da çocuklarınızdan, kardeşlerinizden biri ise bu kişinin hayatında beklediği bir haber var. Çünkü onun canı sıkan, üzen bir haber var. Şifalanması gereken bir konusu var. Evet bu konu şifalanmaya bu ay başlayacak. Beklediği haber, çözüm ona bu ay başında ulaşacak ve sanki yeni bir filizlenme başlayacak hayatında ve geleceğe yönelik ya sağlığıyla ya işiyle ya da ilişkisiyle ilgili geleceğe yönelik adımlar atacak. Yani bu uzun soluklu her neyse bu haber ya da başlayacak bu filizlenecek iş hayatında ona uzun vadeli bir yol açacak ve güzel yollar olur inşallah. Kartlarımızda aklınızdaki kişiyle ilgili de bunlar çıktı. Diliyorum o güzel kalbinize göre, sezilerinize, duygularınıza hitap edecek güzel insanlarla, sağlıklı, mutlu, aşk dolu, huzurlu bir ayınız olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.